Kız ailesinin hep kayınvalidelerinin önünde boyun eğmesi gerekiyor. Dahası kızlarının yaptığı hatalar başlarına kakıldığında buna ne yazık ki katlanmak zorundalar. Ne hissettiklerini gerçekten çok iyi anlıyorum. Baykacan ve karısı bugün çok küçük duruma düştü. Anandi çok hassas bir kız. Neden evden kaçmak zorunda hissetti? O daha bir çocuk. Bazen yetişkinler bile yanlışla doğru arasındaki farkı göremiyor. Sonuçlarını bile düşünmeden evden kaçmak için canının ne kadar yandığını bir düşünsene. Kim bilir aklından neler geçiriyordu. Sumitra, Anandi daha bir çocuk biliyorum. Ama para çalması çok yanlış. Ailesini görmek istiyorsa seninle ya da benimle konuşabilirdi. Evden para çalmak, bunu anlamıyorum. Sumitra, annemin Anandi'yi azarlaması için başka bir bahane oldu bu. Annemin düşündüğü kadar büyük bir hata yapmadı. Kendi kızını Anandi'nin yerine koy. Tanrı korusun, Sugna'ya aynı şey olsaydı o ne yapardı dersin? O da Anandi gibi evden kaçardı. Sumitra, Anandi'yi kendi kızım olarak görüyorum ama... Bütün geceyi kapkaranlık bir mahzende aç susuz geçirdi. Bu çok büyük bir cezaydı. O onların tek kızı. Onu büyük bir sevgiyle yetiştirmiş olmalılar. Ama burada... Düşünsene, burada sürekli azarlanıp duruyor. Er ya da geç baş kaldıracaktı. Hatırlıyor musun? Jagdish 9 yaşındaydı. Bir sokak gösterisini izlerken üstüne bir maymun atlamıştı. Jagdish çok korkmuştu. Korktuğu için ateşi çıkmıştı. Günlerce uykusuz kalmıştı. Uykusunda konuşuyordu. Çok fazla korkuyordu. Biz yanında olduğumuz için bunu atlatabildi. Düşünsene. O zaman biz Jagdish'in yanında olmasaydık, yabancı bir yerde, yabancıların arasında olsaydı, Jagdish ne yapardı? Affet beni Anandi kızım. Çektiğin acıyı anlayamadım. Que sería